21 Anayasası bir atmosferin anayasasıydı. Bu anayasada Türklük vurgusu yok. Kürtlük de özel olarak geçmiyor ama genel olarak bu anayasa çok kimlikli bir coğrafyada yaşandığını kabul eden, bunu veri kabul eden ve dolayısıyla da bir ulus devletin değil, bir halkın, halkların çıkarları doğrusundaki bir anayasayı ifade ediyordu. Bu anayasa aynı zamanda yerel yönetimci, özerklikçi bir anayasaydı. Aynı şekilde bu anayasanın içinde oluştuğu atmosferi de hatırlayalım. Örneğin Erzurum ve Sivas kongrelerinin birinci maddesi, sonuç bildirisi. Resmi tarihler bizden bunu saklarlar ama biri birinin eşiti, biri birinin kardeşi olan iki halkın ırki haklarını, sosyal haklarını kullanmalarını ve geliştirmelerini taahhüt eden sonuç bildirgeleri vardı ve birinci maddesinde yer alıyor. Burada da gerçi isimler geçmiyor ama isimlerin geçtiği belgeler var. Örneğin meclis zabıtlarında geçiyor, Kürtler ve Türkler diye. Daha önemlisi Amasya protokollerinde geçiyor. Amasya protokolleri ikinci maddesinde çok net bir şekilde vatan Türklerin ve Kürtlerin yaşadığı yerlerdir diyor. İki, bu vatanda Türkler ve Kürtler birbirinin ırki haklarına saygı duymak koşuluyla kardeştirler diyor. Yani özetle bütün bu dönemin meclisteki gizli zabıtlar da dahil, açık konuşmalar dahil bize çok net olarak şunu söylüyor. Bu vatan Türklerin, Kürtlerin, Çerkezlerin, Lazların ortak vatanıdır. Burada bir milliyet, yani ulus anlamda bir milliyet yoktur. Biz ortak yöneteceğiz, kendi kendimizi yöneteceğiz, özerkliği kendimize esas alacağız ve egemenliğin kullanımında da halk doğrudan belirleyici olacak. Şimdi Lozan'a böyle bir anayasa, böyle protokoller ve Kürtlerin ve Türklerin seçilmiş vekillerinin olduğu meclis adına gidiliyor. Türk egemen sınıfları gerek ordu komutanı olmaktan, gerek siyasetçi diplomat olmaktan, gerek devlet yönetme tecrübesinden geliyor olmalarından dolayı alabildiğini örgütlü, planlı, vizyon sahibi bir konumdaydılar. Buna karşı Kürt egemen sınıfları ağırlıkla toprak ağası, aşiret lideri ve benzerleriydiler. İşlerinde okumuş yazmış, aydın olan pozisyondaki insanlar da böyleydiler. Fakat kendi aşiret ilişkilerini aşarak bir Kürt ulusal bilinci üzerinden davranmıyorlardı. Kürtlerdi, Kürtlükleriyle gurur duyuyorlardı, bunu ifade ediyorlardı mecliste ama Türk ulusu gibi bir bilince sahip değillerdi. Ama iki tarafın egemen sınıfları arasında çok ciddi bir nitelik farkı vardı. O nedenle Türk egemen sınıfları Erzurum Kongresi'nden başlayarak şöyle davrandılar. Biz şu anda milli mücadeleyi kazanmak için Kürtlere ihtiyacımız var. Biricik güvenli bölge Kürdistan. Asker deposu anlamında, para bulma anlamında, saklanmak anlamında, kongre planlamak anlamında. Dolayısıyla buradan başlayalım. Ve dünyaya da aynı şekilde biz İttihatçıların devamı değiliz. İttihatçılar demek dünyada Türkçülük yapan ve Türkçülük adına Ermenileri yok eden insanlar demekti. Sıra Kürtlere gelecekti. Çünkü İttihatçıların programında Türkleştirmek, İslamlaştırmak yanı sıra Türkleştirmek politikası da vardı. Oysa Mustafa Kemal ve çevresi diyordu ki biz İttihatçı değiliz. Biz sadece Türk değiliz. Biz Kürdüz, Lazız, Çerkeziz vesaire. Şimdi dolayısıyla buna ihtiyaç vardı. Şimdi bu ihtiyaç ne zaman tamamlandı? Lozan'da İngiltere, işte Yunanistan'ın savaşı kaybetmesi ve İngiltere'nin de kendi doğrudan askerlerini savaşa sürememesi sonucunda bir uzlaşma zemini gerekiyordu. İşte bu uzlaşma zemini Lozan'da kurulurken mecliste delegasyon seçildi. Kürt egemen sınıfları o delegasyonda kendileri de olmak için özel bir çaba göstermediler. Türk egemen sınıfları ne dedilerse onlara destek verdiler. Onlara güvendiler, çok güvendiler. Çünkü biz kardeşiz, biz Müslümanız falan diyerek öyle yaptılar. Fakat aslında Türk egemen sınıflarının özellikle de işte Mustafa Kemal, delegasyonun başkanı İsmet İnönü, delegasyonun ikinci adamı Rıza Nur ve benzerleri, dönemin başbakanı Rauf Orbay, bunlar Türkçü insanlardı ve aslında Kürtlerle sadece geçici bir ittifak yapmışlardı. Ve Lozan'a gittiklerinde şöyle bir strateji izlediler. Lozan'a gideceğiz. Evet, bu meclis adına gideceğiz. Kürtler adına gideceğiz ama oradan sadece Türklükten söz edeceğiz. Sadece Türkiye Cumhuriyeti kuracağız. Sadece Türk vatandaşlığını esas alacağız. O nedenle
Azınlıklar Komisyonu vardı. Ekaliyet Komisyonu deniliyor. Azınlıklar Komisyonu'nda delegasyon İngilizlerin ve diğer ülkelerin ifadelerine rağmen ısrarla sadece dini bir azınlık var. Onlar da gayrimüslimlerden ibarettir. Alevileri de reddeden çünkü bir yaklaşım sundular. Sadece gayrimüslim bir azınlık var. Onun dışında Kürtler veya Müslümanlık içi başka bir azınlık kabul etmiyoruz dediler. Görüşmeleri tıkadılar ve bu tıkanmaların sonucunda İngilizler de bu durumu kabul ettiler. Bu durumu kabul ettikten sonra arada birkaç görüşmede Kürt, Kürdistan lafı geçmiş olmasına rağmen bunlar tutanaklara yazılmadı. Tutanaklarda ve anlaşmanın sonuç metinlerinde Kürt kelimesi asla geçmedi, Kürdistan geçmedi ama buna karşılık Türk, Türk vatandaşlığı, Türk ekaliyeti, Türkiye kavramları sıklıkla kullanıldı ve sonuçta sözleşme, anlaşma bittiğinde karşımıza Türk devletinin temsilcilerinin uluslararası düzeyde onay aldıkları, destek aldıkları ama Türkler dışında bir halkın, özellikle Kürtlerin en küçük anlamda sözünün geçmediği bir anlaşma çıktı ortaya. Geri gelindiğinde de artık yeni statü buna göre belirlenmişti. Bu statünün yarattığı güçle, yani Lozan'a meclisin temsilcileri olarak gidenler geri gelirken artık Türk devletinin temsilcileri olarak geldiler ve yaptıkları ilk iş Tevhid-i Tedrisat yasası çıkartarak 3 Mart 1924'te tahminen 7 ay sonra artık Kürtçe eğitim yapabilme imkanını ve dolayısıyla Kürtçe dilinin yasağını başlatmış oldular. Bir müddet sonra 24 Anayasası üretildi. 24 Anayasası'nda da 21 Anayasası'ndan farklı olarak çok net bir şekilde Türklükten söz edildi, Türk devletinden söz edildi, Türk'ün hürriyetinden söz edildi. En önemlisi 88. maddesinde bu topraklarda yaşayan herkes Türk ıtlak olunur, Türk kabul edilir denildi. Ve dolayısıyla Türk olmanın dışında bir kimliğin anayasal, yasal hak elde edebilme imkanı fiilen ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla buradan hareketle şunu çok net söyleyebiliriz. Lozan'a gidilirken Türkler ve Kürtler ve diğer halklardan oluşan bir bileşim varken, Lozan'dan geri gelinirken sadece Türkler ve sadece Türk'e ait bir devlet ve bunun uluslararası planda da destek almış, onay almış, onaylanmış bir hali söz konusuydu. Dolayısıyla bu fırsat Kürtlerin tasfiyesine girişen süreci de başlattı. Burada önemli bir mesele var. Şeyh Said İsyanı. Şeyh Said İsyanı'na dair bir dizi spekülasyon vardır. Örneğin sadece bir dini ayaklanma oldu. Evet, din boyutu var ama dini bir ayaklanma değildir. Peki niye oldu? İşte kimileri bunu sadece hilafetin tasfiyesine bağlarlar. Evet, hilafetin tasfiyesinde bir payı var ama asıl mesele aslında inkar edilen Kürtlüğü yeniden savunma, yeniden dillendirme ifadesiydi. Kaldı ki burada doğrudan organize bir isyan da söz konusu değildir. Tam tersine Şeyh Said ayaklansın, hazırlanmadan ayaklansın diye adeta bir kışkırtma, bir provokasyon söz konusudur. Dolayısıyla buradan hareketle aslında Şeyh Said ayaklanması adeta Kürtlerin üzerine fiziki imhayla gidilmesi için organize edilmiş bir provokasyon olarak da karşımıza çıktı. Kısa bir müddet sonra Takrir-i Sükun Kanunu, yani her şeyin yasaklandığı kanun çıktı ve adeta memleket bir sıkı yönetim konumuna sokuldu. Bir müddet sonra da Ekim ayında 1925 Şark Islahat Planı ilan edildi. Şark Islahat Planı aslında Kürtlerin Türkleştirilmesi ve Türkiye sınırları içinde kalan Kürdistan'ın da Türkiye'nin kopmaz bir parçası haline getirilmesi çabasıydı. Şimdi ikinci yüzyıl aslında birinci yüzyıldan eğer ders çıkartacaksak birinci yüzyıl inkar yüzyılı ise ikinci yüzyılın mutlaka halkların, insanların, kültürlerin, kimliklerin eşit ve özgür olabileceği bir yeni döneme, yani demokrasiye, yani gerçek laikliğe, yani gerçek bir hukuk devletine ve sosyal devlete dönüşüm imkanını aramamız gereken bir dönemdir. Demokratik Cumhuriyet Türkiye'de her sınıfın, her kimliğin, her ulusun, her inancın kendi haklarıyla yaşadığı yer demektir.
Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Lozan'ın çerçevelediği Türkiye Cumhuriyeti antidemokratik bir cumhuriyettir. Ve bunun bir an önce demokratikleştirilmesi sadece Kürtler, sadece Aleviler, sadece emekçiler açısından değil, Türkler açısından da, Türk'ün burjuvazısı açısından da, Türk'ün mütedeyyini açısından da, Türkçüsü açısından da biricik huzur imkanıdır. Dolayısıyla bir, bu perspektif. İki, bunun için bence sadece Kürtlerin kendilerini anlatması yetmez. Türk'ün de ikna edilmesi, Arap'ın ikna edilmesi, Acem'in de ikna edilmesi, en azından onların içinde bir kesimin ikna edilmesi. Bu da yetmez, dünyanın da ikna edilmesi lazım. Bu çok zor mu? Bence çok zor değil. Buna uygun bir dil geliştirmek lazım. Çünkü artık hayat gösterdi ki Kürtler Irak'ta, Suriye'de, Türkiye'de ve İran'da belli bir kurumlaşma, kah devletleşme, kah özerkleşme, kah artık siyasette aktif özne olma konusunda belli bir konuma gelmiş vaziyettedirler. Ve dolayısıyla Türkiye'nin sağduyulu Türklerinden, Suriye ve İran'ın sağduyulu Araplarından, İran'ın sağduyulu Acemlerinden bu hakkın tanınmasını beklemek durumundayız. Onları zorlamak durumundayız. Dünyanın da aynı şekilde bu doğrultuda çaba göstermesi lazım. Ama şu nettir, artık geriye gidiş mümkün değildir. Hani amiyane tabir, cin şişeden çıkmıştır, şişeye sokulması mümkün değildir. Çözümün eşiğindeyiz ama bu çözümün kısa vadede mi yoksa uzun vadede mi çözüleceği meselesine bölgenin halkları ve dünyanın dengeleri tayin edecektir.